Muharrem Kırcıman Bey, Çankırı'dansınız. Evet. Dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın diyor ki Türkiye'de ben sadece iki tane kongreye müdahale ettim. Evet. Biri Kütahya diyor, biri Çankırı diyor. Evet. Şimdi biz haber okuyucularına bunu duyurmamız lazım. Önce size fırsat bulduk, sizinle şimdi röportajımızı yapıyoruz. Evet. Semih Yalçın Bey'in bahsettiği sizin şahsınızla ilgili. O da ben diyor şahslardan ilgili yaptım bunu diyor. Sizinle alıp veremediği nedir Semih Yalçın? Ben de onu gerçekten anlayamadım. 98'de aktif siyasete girdim. 14 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi'nde 4 dönem milletvekili adayı oldum. 1 dönem milletvekili adayı oldum. Son geçtiğimiz il kongresinden önce de İl başkanlığına adaylığımı açıkladım. Ancak Semih Bey'le iki kez görüşmemizde benim il başkanı adayı olamayacağımı, il başkanı adayı olduğumda, il başkanı seçildiğimde bir dakika orada oturamayacağımı şahsıma tehdit vari kendi makamımda söyledi. Ben de bu il başkanlığı adaylığı benim en tabii hakkım diyerek bir oy da alsam İl başkanı yani adayı olacağım. Bunu Allah'tan başka kimsenin mani. Peki sizin orada bir dakika oturamayacağınızı söylerken hangi gerekçeyle bunu söylüyordu? Tabii ki ben onu sebebini bilmiyorum ama genel merkezin bana karşı, şahsıma karşı bu anlamsız tutumunu genel merkezin doğru dürüst bildiğimiz bütün dava adamlarına yaptığını biliyoruz ama özellikle seçilmenizin bir anlamı olması lazım. Okuyucularımız bunu merak ederler. Yani sizin ülkücü dünya görüşünüzü emrettiklerinden şaşmamanız mı, taviz vermemeniz mi ya da işte emir kulu olmamanız mı, Çankırı'nın hak ve hukukunu Ankara'ya karşı yanlış şeylere karşı korumanız mı? Nedir bunun sebebi sizce? 2007 yılında ben bir yazı yazmıştım. Genel merkezi eleştirir mahiyetle. 2007 yılında. Siz büyük suç işlemişsiniz. Evet. Neydi içeriği kısaca? İçeriği internet sitelerinde var. Televizyonlarda, gazetelerde zaten yayınlanmıştı 2007 yılında. Genel merkezde 2007'deki o yazıma istinaden 2012'de İl başkanlığı seçimine 15 dakika kala beni partiden ihraç ettiler. Evet. Yani eleştirmenin bedelini 2007'de eleştirdiğiniz bedelini size 7 sene sonra 5 sene sonra ödettiler. Siz ne yaptınız oradan sonra? Çankırı'da son gün tabii ki ben listemi hazırlamıştım. Yönetimi hazırlamıştım. Yönetimde sadece kendi ismini değiştirerek gece saat 1'de Çankırı'da sıradan bir arkadaşımızı, dostumuzu aday yaptınız. İl başkanlığı aday yaptım. Ertesi gün il kongresini 120 farkla aldık. Maşallah. Neticede ülkücü irade tecelli etti. Semih Yalçın da dersini almıştır umarım. 11 ilçenin 11 ilçe başkanı hepsi topyekun. Maşallah. Neticede seçimi aldık. Değerli bir bayan arkadaşımız genel merkez yetkililerine, gelenlere Kıcıman'a helal olsun. Demek ki listeyi kazanacakmış dedi. Şimdi biz öyle düşünmeyelim de şöyle diyelim buna. Sayın Semih Yalçın kongreye gelemedi. Sayın Semih Yalçın boyun ölçüsünü birçok yerde aldı ama Çankırı çok anlamlı. İnşallah büyük kongrede de o boyların ölçüsünü alacaklar mı? Benimle alakalı dün bir yazı yazmışlar. Demişler ki Kıcıman Çankırı'da genel merkezi sandığa gömdüm. 4 Kasım'da genel merkezi sandığa gömmezsen sana da yazıklar olsun demişler. Ben de bu sözü yerine getirmek için Türkiye çapında seferber olup Partisi'nin yeni genel başkanını seçmek için elimden gelen gayreti sarf. Sizi tebrik ediyoruz. Ben de haberek olarak Türkiye'yi geziyoruz. Bugün Denizli'deyiz. Denizli
burada tanışmaktan şeref duyduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bana... Haber okuyucularına da bir şeyler söylemek ister misin? Takip etmeleri, edinmesi nasıl buluyorsunuz? Yani Muharrem Kıcıman'ın kim olduğunu internet sitelerinde Muharrem Kıcıman yazıp benim nereden geldiğimi, nasıl bir insan olduğumu görsünler. Görsünler. Benim çeşitli röportajlarım var. Çankırı'ya geleceğiz size herde başkanım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.